Ahmet öğretmen Bezelye'deki tek karakter çaprazlamalarını anlatırken Tati aşağıdaki çaprazlamayı yapıyor ve bu çaprazlamayla ilgili öğrencilerin çıkarım yapmalarını istiyor. Şimdi arkadaşlar çaprazlama uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyeyi çaprazlıyorum. Hepsi uzun boylu bezelye oluyor. Hepsinin uzun boylu bezelye olması arkadaşlar uzun boylu bezelyenin baskın olduğunu gösterir. Ve böyle bir durum arkadaşlar saf uzun boylu. Ben mesela baskın olduğu için uzun boyluya büyük A dersem saf uzun boylu büyük A büyük A'dır. Kısa boylu arkadaşlar çekinik olduğu için küçük A küçük A'dır. Bu ikisi çaprazlandığı zaman arkadaşlar oluşanların hepsi arkadaşlar büyük A küçük A şeklinde olacaktır. Yani hepsi melez baskın olacaktır arkadaşlar. Daha sonra birinci nesil döller kendi aralarında çaprazlanıyor. Yani melezler büyük A küçük A ile arkadaşlar büyük A küçük A kendi aralarında çaprazlanıyor. Bu çaprazlama sonucunda şu durum oluşuyor. Büyük A büyük A saf baskındır. Büyük A küçük A melez baskın. Büyük A küçük A melez baskın. Küçük A küçük A saf çekinik şeklinde oluşuyor. Yani şunlar arkadaşlar %75, %75 uzun boylu, %25 ise kısa boylu durum oluşuyor. Öğretmen istediği üzerine bazı öğrencilerine aşağıdaki verilen çıkarımları yapmıştır. Buna göre hangi seçenekteki isimleri verilen öğrencilerin yapmış oldukları çıkarımlar doğrudur? Bezelyelerde uzun boyluluk aleli kısa boyluluk alelinde baskındır. Evet bu ulaşılır arkadaşlar. Çünkü şurada ilk durumda hepsi uzun boylu bezelye oldu. Uzun boylu bezelyelerin baskın olduğunu gösterir. Zümranekine bakalım arkadaşlar. Birinci nesilde döllerin hepsinde çekinik aleli bulunur diyor. Evet arkadaşlar birinci nesilde yani şu çaprazlandığın zaman hepsi melez baskın oldu. Ve bunların hepsinde küçük A yani çekinik karakterde bulunur. Bu da doğrudur arkadaşlar. İkinci nesilde oluşan uzun boylu bezelyelerin tamamı melez genotipe sahiptir diyor. Arkadaşlar şunlar uzun boylu bezelyelerdir. Şuradaki saftır. Tamamı melez değildir. O yüzden bu yanlıştır. Doğru cevabım arkadaşlar Ebrar ve Zümra'dır.